Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının birinci haftasının ikinci videosundayız. Yani doğru açılarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa 6'da örnek 10'dayız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 10'da kalmıştık. Burada neler verilmiş? Zikzak kuralı var değil mi? Evet zikzak kuralında sağa bakan sola bakanlar toplamına eşitti. Yalnız burada mesela sağa bakan diye başladıysak böyle sistematik sıraya dikkat ediyoruz. Sağ sol sağ sol ve burada da sağa bakan açısı var. O zaman sağa bakanlar toplamı sola bakanlar toplamına eşitse x artı 40 eşittir 35 artı 55 artı 30 olduğundan buradan x artı 40 neye eşit oldu? 55 35 daha 90 30 daha 120 yaptı. x de böylelikle 120 eksi 40'tan 80 derece olarak buluruz. Yani örnek onun cevabı 80 oldu. Geldik örnek 11'e. Ne var burada? Bir M kuralı var. Şöyle bir M kuralı var. M kuralında da sağa bakan açıların toplamı sola bakana eşitti. Ya da sıkışırsak sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Hocam burada 4x artı 20'nin ne olması lazım? 2x artı 10 ile 3x eksi 20'nin toplamı olması lazım. E o zaman burada şurası toplam 5x yaptı. E burada da ne var? Eksi 20 var. Eksi 20 artı 10. Eksi 10 yaptı. Eksi bir öbür tarafa atınca artı 10 yaptı. Sonra burada 5x var. Buradaki 4x'i de öbür tarafa atınca eksi 4x yaptı. O zaman 30 eşittir x mi yaptı? Bizden de x isteniyor zaten. Örnek 11'i böylelikle 30 olarak buluruz. Geldik örnek 12'ye. Aa hocam kalem ucu var burada diyebilirsin. Kalem ucundan dolayı şu üçünün toplamı 360 dersin. Ama ben kalem ucumu sevmiyorum biliyorsunuz. Ee, çok fazla kuralcı değilim. Normal tanımları verip tanımlardan gitme ya da belli bir mantık verip belli bir mantıktan gitmeyi severim. Paralel doğrular verildiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Paralel doğrular verildiğinde şu paralel doğruları uzatıyorduk. E uzattığımızda bak ne oluştu burada? Bir M kuralı oluştu şöyle. O zaman burada kaçı yazabilirim. Burada kaçı nedir? Buradaki açı 140'ın 180'e tamamlayanı 40'tır. Hocam burada kaçı? 3x artı 20'nin 180'e tamamlayanı. Ne yapıyorduk? Öğrendik bunu. 180'e tamamlayanı. 20'nin 180'e tamamlayanı 160'tır. 3x'ten kurtulmam lazım. Eksi 3x diyeceğiz. Ya da ne bileyim böyle sivilen yerden paraya çizip de yine işleminizi de yapabilirdiniz. Ben m'yi tercih ettim burada. Şu ikisinin toplamı buna eşit olacak. Yani 40 ile 160 eksi 3x'in toplamı eşittir. 2x artı 10 diyeceğiz. Buradan burası 200 yaptı. Artı 10'u öbür tarafa eksi 10 diye geçirdim. Eksi 3x'i de öbür tarafa artı 3x diye geçirdim. Toplamda burası 190 yaptı. Burası da 5x yaptı. Bak 5'e bölme kuralı. İlk ondan bahsetmişiz. Ne yapıyorduk? x 190 bölü 5'te 0 at 2 ile çarp diyorduk. Yani 19 çarpı 2'den cevap kaç gelir? 38 gelir. Böylelikle işimizde hızlandırmış oluyoruz. Evet örnek 12'ye böylelikle 38 bulduk. Geldik örnek 13'e. Paralel doğrular verilmiş. Öncelikle paralel doğruları şöyle bir üstünden geçeyim. Paralelliği gösterince daha güzel oluyor. Sonra çizim yapmadan önce ne yapıyoruz? İlk önce verilen bilgileri kullanıp işlemle sonuca ulaşıyor muyuz diye bakacağız. Öncelikle şuna baktığım zaman 110 var, Y var. Bunlar yan yana. Toplamları 180 olmak zorunda. Evet, o zaman Y'yi kaç buluruz? 110'un 180'e tamamlayanı 70 derece olur. Başka 135'i şu bilgilerle kullanabiliyor muyuz? Hayır. Hocam 110 var, 135 var. Kalem ucundan dolayı burayı bulabilirim diyebilirsiniz aslında ama burayı bulsak da X'i zaten bulamıyoruz. Demek ki şu bilgileri kullanıp da x'i bulamıyorsak bir şeyler çizmeliyiz. Bir şeyler çizmeliyiz derken ya sivrilen yerden paralel çiziyoruz ya da paralel doğruları uzatıyoruz. Hocam sivrilen yer hep paralel doğrular üstünde. Şurada şurada şurada. Paralel doğruyu uzatsak aynı zamanda sivrilen yerden paralel de çizmiş oluyoruz. E şunu da uzatalım o zaman. E bunu da uzatalım o zaman. E neler çıktı? Bak genelde böyle paralelleri uzattığınız zaman M varsa işimiz daha kolay oluyor. Ya da ne bileyim U varsa işimiz daha kolay oluyor. Arkadaşım 135'i kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Bak 135'ten dolayı x'e yoğunlaşacağım ya. 135'i hiç kullanmadım. Şuraya bakayım. 45 derece hocam. A 45 ise U kuralından dolayı toplamları 180 diyebilirsin. Ya da direktman hocam şöyle bir Z kuralı ya da S kuralı var diyebilirsin. Ama genelde siz bu 180'e tamamlayanı 45. Sonra U kuralından dolayı x artı 45 eşittir 180 diyorsunuz ya. X'i de böylelikle 135 derece olarak buluruz. Yani e, ee, x'i 135 bulduk. Bizden x artı y isteniyor. x artı y ne olacaktır? 135 artı 70'ten dolayı cevabı 205 olarak buluruz. Evet örnek 13'ü 205 bulduk. Geldik örnek 14'e. Şimdi Hira'nın akıllı telefonunda noktaların birleşmesiyle girilen telefonun şifresi görüntüsü verilmiştir. Noktalar yatay ve dikey doğru dikey doğrusal olup ABCD'ye ait oldukları açıları göstermektedir. Şu A ve C'de arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlarım şu bizim zikzak kuralı yok mu? Hani iki paralel doğru arasında çünkü şunlar birbirine paralel değil mi? E O zaman biz burada ne yapıyorduk? Hocam sola bakan, sağa bakan, sola bakan böyle içeri de kaçsa ne yapıyorsun? Aynı şekilde sola bakan, sonra sağa bakan. A ne çıktı burada? A artı C sola bakanlar toplamı direkt B artı D'ye eşit diyebilirsin. Ha tatmin olmadım mı? Şu şekilde de yapabilirsin. Bak şimdi. Şöyle de yapabilirsin. Hocam bu böyle ben normalde zikzaha şöyle biliyorum. E bu olmayacak gibi duruyor falan dersin be kafanda. Kafanda bir soru işareti olur. O zaman kafanda bir soru işareti varsa ona göre şey yapalım. Şimdi burada garip sivrilen yer burası ya ya da burası ya buradan paralel çizebilirsin. Mesela ben buradan çizdim. Şuradan çizince hocam şöyle bir z kuralı çıktı. Z'den dolayı burada kaçı d ise burada kaçın da tamamı d yapar. O yüzden buraya d-c kaldı. E hocam burası d-c ise şurada üçgeni kullanacağız işte ama böyle şeylerde de. Maalesef böyle. Yani e, ispat yöntemlerini yaparken üçgeni de kullandığımız durumlarda oluyor. E hocam iki iç açı var burada. iki tane açı. Bir dış açı eşit değil midir? Evet. Şu ikisinin toplamı buraya eşit olacak. Yani B artı D eksi C eşit olacak. E bununla da bu yöndeş açı değil mi? Aynen öyle. E dolayısıyla A neye eşit olmak zorunda? B artı D eksi C eşit olmak zorunda. Buradan da A eksi C'yi öbür tarafa atınca A artı C B artı D'ye eşit olmuş oluyor arkadaşım. Evet böylelikle art c ve art d yaz ya zikzaktan bunu böyle bulursun ya da şuradan sivrilen yerden paraya çizerek ama bazen üçgende açı muhabbeti de karşımıza çıkıyor. İç açılar toplamı 180 ya da iki iç açı bir dış açı karşımıza çıkabiliyor. Doğru açılarda maalesef bunlarla karşılaşmak zorundayız. Bazen ek çizim çizdiğimizde e, bunu da bu şekilde kabul edeceğiz ya da biliyoruz zaten. Ta 8'den beri ilkokuldan beri bildiğimiz şeyler zaten bunlar. Ama biz sıfır anlatıyoruz ya. Bunları da söyleyelim. 2 iç açı bir dış açı eşittir arkadaşlar. Şu an bu kısmı anlamadıysanız çok kafanıza takmayın. Nerede? üçgende açıya geldiğimiz zaman daha net bir şekilde olacak arkadaşlar. Evet ama zikzaktan direkt A artı C B artı D kısmını zaten anladınız. Örnek 14'ü bulduk geldik örnek 15'e. Evet T harfi şeklindeki levhanın karşılıklı uzunlukları birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel bunlar da birbirine paralel. ABC'ye bulundukları yerlerin açılarıymış. A artı B artı C'yi 310 derece vermiş ve A açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapıyoruz? Paralel doğruları uzatma yöntemi. Şu verilen bilgileri şu an kullanamıyorum. E, şunları kullanalım o zaman. Şu paralel doğruyu uzatsak şöyle. Kırmızılar kendi arasında birbirine paralel. Şu paralelliği kullanacağım. Sonra şunlar da birbirine paralel. Ondan sonra şimdi karşılıklı kenarları. Bunlar da ayrıyetten birbirine paralel. Şunlar da ayrıyetten birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Peki madem öyle. Burada şu tabi şu kırmızı karşılıklı bu da kırmızı karşılıklı değil mi? Evet. Şu kırmızıyı da şöyle uzattığımız zaman bak ne geldi burada. Hocam burası C ise burası da yöndeşlikten dolayı C değil midir? Evet. E burada B artı C'yi ne buluyoruz? Hop. U kuralından dolayı çünkü şunlar birbirine paralel. Hocam buradan B artı C'yi 180 bulduk. E sana A artı B artı C'yi 310 derece olarak vermişti. O zaman B artı C burada kaç? A artı B artı C 310 ise B artı C de 180 ise A'yı da böylelikle 310 eksi 180 olarak buluruz. Dolayısıyla 130 derece mi çıkar? A'yı böylelikle 130 derece olarak bulduk. A açısı da kaç derecedir diye soruluyor zaten bize. E bitti gitti. A açısını burada vermiş. B artı C'yi bulduk. Sonra işlem diğerine koyunca A'yı da 130 diye bulduk. Örnek 15'i ne bulduk arkadaşlar? 130 bulduk. Ve geldik örnek 16'ya. Hmm. Ne yapmış? Kağıdı şu şekilde kesmişiz ve ayırmışız değil mi? Evet. Ayırdığımız zaman şöyle bir açı gelmiş. Arkadaş aslında buradaki açı ayrılmadan önce buradaydı. Yani burası 37 derece. Buradaki açı ayrılmadan önce 91'di. Buradaki açı da ayrılmadan önce 15'ti. E ne oluştu burada? Zikzak. Sağdan başladıysan bak dikkat et. Sağ, sol, sağ, sol, sağ. Sistematik sırayla devam et. Bazen burada kaçıyı verebiliyor bize. Burada kaçıyı verdiği zaman da ne yapıyorsunuz? Burada kaçıyı verdiği zaman da hemen olayı öbür tarafa atıyorsunuz. O öbür tarafı gösterdiği için. Neyse ki herhangi bir sıkıntı yok. Yani burada 83 ile x'in toplamı 83 artı x eşittir. Neye eşit olmak zorunda? 37, 91 ve 15. 37, 91 ve 15'e eşit olmak zorunda. Buradan da x neye eşit olacak? 9, 37 artı 91 x, artı 15 eksi 83 yapacak. 91'den 83 çıkarsa kaç kalıyor? Hocam kaç kalıyor harbiden? 12 mi kalıyor? Evet 12 kaldı. Değil mi? Yok 12 kalmadı. 8 8 kaldı galiba. Evet şu ikisi 8 yaptı. Sonra 8 ile 37'yi toplayınca kaç yaptı? 45 yaptı. 45 ile de 15'i toplayınca kaç yaptı? 60 yaptı. Böylelikle cevabı 60 olarak buluruz. 16. soru 60 oldu. Geldik 17. soruya. O hocam çok karışık gibi. Hayır karışıklık değil. Bak soruya baktığın zaman sen de orada açılarla ilgili ne biliyorsun? Hocam Z kuralı, U kuralı, M kuralı. Bunları biliyoruz. Muz. E o zaman varsa bunlar bunlara yoğunlaşacaksın. Var mı öyle bir şey? Bak şuradaki sivrilen yer. Hocam iki paralel doğru arasında. Bak şu M'ye ait şuradaki bir M harf var mı? Buradaki M'ye ait şöyle bir M harf var mı? Var. A direkt 25 ile 35'in toplamı Y'ye mi eşittir? Evet. Y 25 artı 35'e eşit olacak. Yani 60'a e eşit olacak. Peki hocam X var bir de burada. X'e ait ne var? Hop. X'e ait de şöyle bir M var mı? Var tabii ki. E, yani şu açıyla şu açının toplamı x'e eşit olacak. Öyle kalem ucu hocam demeye gerek yok. 140 ise burası kaçtır? 40. 150 ise burası kaçtır? 30. E 40 ile 30'un toplamı da x'e eşit olacak. X de 40 ile 30'un toplamına eşit olacak. Yani 70'e eşit olacak. Ama bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. X artı y de neye eşit olacaktır? 60 ile 70'in toplamına yani 130'a eşit olacaktır. Örnek 17'yi böylelikle 130 bulduk. Geldik örnek 18'e. Şimdi neler verilmiş? Paralellere bakalım. D1 ile D2 paralel verilmiş. Böyle paralel doğruların üstünden geçelim ki işimiz daha kolay olsun. Daha net bir şekilde soruyu görelim diye değil. Fark edelim diye. Geometri görme işi değil. Verilen bilgileri daha iyi bir şekilde kullanabileyim diye bu şekilde yaptım. Bu mantıkta gidin. Tamam mı? Geometri sakın ama sakın. Görme işi diyorsunuz. Ondan sonra soruları çözüyorsunuz, çözüyorsunuz, çözüyorsunuz. Aa, ondan sonra ben göremiyorum deyip bırakıyorsunuz. Hayır her konuda bir mantık vardır. Mesela doğru da açıda verdik. Paralel doğruların üstünden geçiyoruz. Çizgi çizecekseniz sivrilen yerden paralel çizme ya da paralel doğruları uzatma gibi şeyler. Bu konunun mantığı da bu. Ama temel yapıları bildikten sonra bu mantığı oluşturacaksın tabii ki. Sonra şunlar da birbirine paralel verilmiş. E bu paralellerde şöyle göstereyim. Arkadaşım şimdi burada yöndeş açı var mı? Var tabii ki. Ne var? Hocam şunlar aynı yöne bakıyor. Çünkü niye? Hocam burada şu kırmızılar paralel. Bu maviler de paralel. Burada bir yöndeş açı çıktı mı? Çıktı. Ha bazı arkadaşlar şöyle şey yapabilir. Hocam ben buradan bunu göremiyorum. Fark edemem diyebilir. Hani şunu uzatsan şunu da uzatsan. E hocam ters açıdan dolayı burası kaçtır? 35 derecedir deyip sonra şurası da 35 derece deyip ama yine oradan da fark edemeyebilirsiniz. Başka bunu nasıl fark edebilirsiniz? Şöyle diyebilirsiniz mesela. Hocam şuraya bir A dersek burası A artı 80 ise burası A artı 80 ise burası da A artı 80 olacak ya da Şuradaki mavilere baksak direkt daha net olacak sanki. Evet hiç A demeyelim. Şu mavilere baksak bu doğru da şu siyah doğruya dikkat et şimdi. Mavilere baktığın zaman maviler paralel ya hani verilen bilgilere o yoğunlaşıyor. Bak x'e en son yoğunlaşacağım. Önce bilinen bilgiye 35'e yoğunlaşınca biraz sıkıntılı olacak gibi gözüktü burada gözüme. Ama 80'e bakınca bak hocam yöndeş açılar var burada Gördüğünüz üzere. Direkt burası 80 oldu mu? Oldu. E bitti. Hatta 80 ve 35 yan yana gelmiş. Ben buradaki açıyı bulabilirim. Ya özel bir durum. 180'e tamamlayan durumu. 80, 35 daha kaç? 115 yapıyor. 115'i de 180'e tamamlayan kaç derece yapıyor? 65 derece yapıyor. E burası 65. E şimdi x'e yoğunlaşalım. 65'e baktığınız zaman şununla da, da şu kırmızılardan dolayı paralel doğru değil mi? Evet. Yani x açısı da yöndeş açıdan dolayı kaç derece çıkacaktır? 65 derece çıkacaktır. Evet örnek 18'i böylelikle 65 bulduk. Geldik örnek 19'a. Oo güzel. Bak bu yansıma ile ilgili soru çıkar kardeşim. Uzun zamandır sormuyorlar. Artık bunu soracaklar gibi duyuyor. Düzlem aynada ışığın gelme açısı yansıma açısı denir. Yani aynaya böyle vurduğu anda gidecek. Fizikte siz bunu nasıl görüyorsunuz? Hani normalle yaptığı açı. Hani şuradaki açıyla buradaki eşit diyorsunuz. Hani biz geometride böyle tanımlayalım bunu daha kolay oluyor. Yani vurduğu açıyla gidecek. Yansıma açısı bu işte. Aşağıda 3 adet düzlemsel ayna ile bir düzenek kurulmuştur. A ışık kaynağından çıkan ışın yukarıda gösterildiği gibi yol izlemiştir. 1 ve 3 numaralı düzlemsel aynalar birbirine paralel olduğuna göre yani şunlar birbirine paralelmiş. X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar önce şu paralelliği ben kullanayım. Hocam bunlar paralelse şöyle bir U kuralından dolayı burası 100 ise burası 180'e tamamlayan açısı 80 derece değil midir? Evet. Şimdi ışın buradan geldi. Vurduğu açıyla gidecek. Yani burası kaç derece olacak o zaman? 20 derece olacak. Evet burası 20. Aa hocam burada bir üçgen çıktı. Üçgenin iç açıları toplamını biliyoruz. İç açılar toplamı ne? 180. 120 daha 120. 180'e tamamlayan açısı kaç derece? 60 derece. E hocam burası 60. Vurduğu açıyla gidecek. Burası da ışın. Bak böyle gidiyor ya. 60 olacak. 80, 60 daha. 140, 180'e tamamlayan da 40. Çünkü üçgenden dolayı vurduğu açıyla gidecek. O zaman burası da 40 olacak. Evet. X'i de böylelikle 40 derece olarak buluruz. Örnek 19'u 40 bulduk. Geldik özelliğe. Bu özellik arkadaşlar buna bumerang mı dersiniz? Ya bumerang diyenler var. Ondan sonra boynuz mu dersiniz? Boynuz diyenler var. Şal var mı dersiniz? Şal var diyenler var. Evet, bir ara ben 4 yıl Erzurum'da bulundum. Erzurum'da ilk defa duymuştum. Şalvar diyorlar. Lan neresi şalvara benziyor dediğimde öğrenciler bak hocam ince belli bir adam. Şuradan da ayaklar çıkıyor dediler. Lan ne gülmüşüm valla. Evet şalvara yöresel bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Ee, uzay mekiği diyenler var. Uçak diyenler var. İşte bu şekilde. Ama ben genelde boynuzu kullanıyorum. Boynuz diyelim buna. Tamam mı? Şalvar da hoşuma gitti aslında. Gitmedi de değil yani. Evet boynuz şu boynuzda içeridekilerin toplamı buna eşittir arkadaşlar. Aynı şekilde tırtıklı boynuz olursa yine içeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşit oluyor arkadaşlar. Bunun ispatını yapacak olursak yani şunu şöyle söyleyeyim isterseniz. D eşitmiş ya da A artı B artı C D'ye eşitmiş. Burada da içeridekilerin toplamı A artı B artı DFH F D F toplamı neye eşitmiş arkadaşım? C, E, G'ye eşitmiş. C artı E artı G'ye eşitmiş. Hadi bakalım bu nereden geliyor? Merak eden arkadaşları göstereyim. Arkadaş burada boynuz var. Yani ne yapalım? Şunu şöyle uzatacak olursak bir üçgenden geliyor aslında. İki iç açı bir dış açı A artı B yapar. İki iç açı bir dış açı A artı B ile C'nin toplamı da ne eşit oluyor? D eşit oluyor. Üçgensel ispatı bu şekilde. Üçgensel olmayan ispat sivrilen yerden bir paralel çizsek. Şöyle bir paralel çizsek. Hani şuna paralel çizsek. Hocam Z'den dolayı burası A oldu. Bak şurada ne oluştu? Bir M kuralı oluştu. Gördün mü? Yani şununla şunun toplamı D'ye eşit olacak. O da B artı A artı C. Yani A artı B artı C neye eşit olacak? D'ye eşit olacak. İşte diğer ispat da bu. Tırtıklı boynuzda da aynı şekilde. Şuradan bir paralel çizecek olursan şuna. Şöyle şöyle. Z'den dolayı A. Bu sefer bak e, yukarı bakanların toplamı aşağı bakanların toplamına eşit olacaktır. Yukarı bakanlar A, H, F, D ve B. Aşağı bakanlar da C, e, G şeklinde oldu. İspat da yine doğru da açılardan çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Ama e, bilseniz mi bilmeseniz mi kullandığımız yerler var. Üçgende açı açıda falan kullanıyoruz. O yüzden bunu böyle boynuz olarak bilsek. Sanki içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit oluyor. Sanki biraz daha iyi olacak arkadaşlar. A bilmeseniz bile üçgende açıyı öğrendikten sonra hani buna ihtiyaç duymazsınız onu da söyleyeyim. Üçgende açıyı öğrendikten sonra ihtiyaç duymazsınız ama. Belki do doğru da açıda bununla ilgili soru geldiği zaman tabii ki bunu kullanacaksınız. Hadi şimdilik öğrenelim. Ondan sonra bu bilgiyi zaten büyük ihtimalle unutacaksınız. Çünkü üçgende açıyı öğreneceksiniz ya. Unutun da zaten sıkıntı da değil. Ama neyse biz doğruda da açıda kullanacağız ya. Bunu böyle şey yapalım. Bir boynuz var. İçeridekilerin toplamı. X artı 20 artı. X artı 20 artı. 2X artı X. 2X artı X eşittir kaç olacak? 120 olacak. 2x, x ve x toplam 4x yaptı. Artı 20'yi öbür tarafa attım. Eksi 20 oldu. 120'den 20 çıkınca 100 yaptı. x de böylelikle 100 bölü 4 yaptı. 100 bölü 4 nedir? 2'ye bölsen 50 bir daha 2'ye bölsen 25 yapar. Yani cevabımızı böylelikle 25 olarak bulduk. Geldi örnek 21'e. Evet içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit olacak. Hani sıcağı sizlere biliyoruz diye. Yoksa ispat yöntemiyle ne bileyim şunları şöyle uzatarak ya da şöyle uzatarak bir şeyler yaparak sonucu zaten mutlaka ulaşırsın. Şöyle uzatırsın böyle uzatırsın işte bunu uzatırsın mutlaka üçgensel bilgilerle de bu sonucu da ulaşırsın. En kötü ihtimal uzatmalarla çıkartırsın. Ya da direkt sivrilen yerden çok karışık ya paralel çizip direkt Z'den dolayı burası 80 dersin. Hocam şurada ne oluştu? Bir zigzag oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi şey gördüğün gibi. Yani sola bakanların toplamı sağa bakanlara eşit olacak deyip oradan da yapabilirsin. Ama sıcağı sıcağına taze gördüğümüz için hadi buradan yapmayalım. İspatını zaten şekilde göstermiştik. İçeridekilerin toplamı 80 artı 20, 50, 60, 30, 20, 50, 60 ve 30'un toplamı x 80 ve 60'ın toplamına x 80 ve 60'ın toplamına eşit olacak. 60'lar nanay, 80'ler nanay, x burada kaldı. Öbür tarafta da 20, 50 daha 70, 70, 30 daha 100. 100 eşittir x yaptı. Böylelikle x'i 100 olarak bulduk arkadaşlar. Örnek 21 böylelikle 100 çıktı. Geldik örnek 22'ye. 22'ye gelmeden önce açı ortaydan bahsedilmiş. Arkadaşım açı ortay konusunu ilerleyen zamanlarda biz ekstradan anlatacağız. Tamam. Bu özellikle açı ortay doğrusundan tanımından bahsedeyim ben size. A, bazı doğru açı sorularında ya da üçgende açı sorularında şu özelliği de kullanabiliyoruz. Böyle bir şey olduğunda şimdilik bilin ama açı ortayda iyice bunu netleştireceğiz. Açı ortay doğrusu arkadaşlar bir açıyı iki eşit parçaya bölen doğruya biz açı ortay doğrusu diyoruz. Bak bu açı ortay doğrusu. Bu açı ortay doğrusu. Peki açı ortay doğrusu açıları iki eşit parçaya bölen doğru. Üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşittir. Hatta ayırtlı yerler de eşittir. Bunu nereden alırsan al. Buradan da alsan şöyle dik çizsen, Buraya da şöyle dik çizsen, işte buradaki çizilen dikmeler de yine birbirine eşittir. Ve ayırdıkları yerler de yine birbirine eşittir. Tamam. Peki bunu üçgende açık soruların içerisinde kullanabiliriz. O yüzden bu bilgiyi de burada vermeyi uygun bulduk. Evet açı ortay ama açıyla ilgili bir şey ne? Açıyı ortalayan doğruya biz açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Geldik örnek 22'ye. Bakalım ne diyor? ABD açısı 40 derece demiş. DBC açısı 100 derece demiş. ABC ile CBD açılarının açı ortayları arasındaki açıyı deyip hızlı bir şekilde okuyorsun. Ulan buradaki 40 derece var. Açı ortayı 20-20 böler. 100 derece 50-50 böler diyorsun sen. Hemen hemen öyle hızlı bir şekilde okuyup çok kolay bir soru diyorsun. Sonra açı ortaylar arasındaki açı da 70 derece diyorsun. Bir bakıyoruz yanlış çıkıyor. Niye? Arkadaşlar geometride yani her yerde bu böyledir de. Geometride yani gerçekten sorular böyle detaylı bir şekilde çok rahat bir şekilde çözmek istiyorsan soruyu bir kere iyi okuman lazım. Soruyu iyi okuduktan sonra verilen bilgileri iyi kullanman lazım. Soruyu iyi oku bakayım gerçekten o açı ortaylardan bahsediyor. ABC açısının bak ABC açısının açı ortayından bahsediyor. Yani senin ABC açısındaki açın kaç derece? 140 derece. Bu ABC açısının açı ortayından bahsettiği için 142 eş parçaya bölen açıyı, açıdan bahsediyor sana. 142 eş parçaya bölen açı nedir? Hocam 70'e 70 olacaktır. Buraya kaç kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Sonra CBD. CBD'nin açı ortayı. CBD'nin açı ortayı da şu 100 dereceyi 2 eş parçaya bölen. Hocam 100 dereceyi 2 eş parçaya bölen açı da 50-50 olmalı. Hocam burası 50 olacak. Burası da 50 olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 20 kaldı. İşte sana bu açı ortayları arasında kalan açı isteniyor. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 20 çıktı. Yani soruyu iyi okuyacaksın. Böyle hızlı hızlı şekle bakıp ak, demek yok. Tamam bunu sakın ama sakın unutma. Ve geldik şu soruya. Galiba son soru arkadaşlar. Evet sonra üçgende açılara başlayacağız. Doğru da açıların son sorusu. Şunu açı ortay doğrusu olarak vermiş. Bunlar da paralel olarak verilmiş. Şimdi ister paralel doğruları uzatarak yap. İstersen nereden yap, istersen şuradan yap. Eee sivrilen yerden paralel çizerek sonuca oluş, ulaş. İstediğin yerden yap. Ama biz paralel doğruları uzattığımızda karşımıza ne çıkıyordu? Üçgensel bilgiler çıkıyordu. O yüzden paralel doğruları uzatmayı çok fazla tavsiye etmiyorum şimdilik. Ha, üçgende açıyı öğrendikten sonra onu yapabilirsin. O da ayrı bir konu. Ama üçgende açıyı biliyorum hocam diyenler için de ben çözeyim. Mesela paralel doğruyu uzattın, uzattın. Bak nasıl yaparsın? Belki de bu yol sana daha kolay gelecek. 80 ise erilen bilgileri kullanıyoruz ya öncelikle. Burası da 80 hocam. Sonra 140 ise 80 ise aynı zamanda burası da 80'dir. Sonra 140 ise burası 40 derecedir. 80, 40 daha kaç? 120 buraya 60 derece kaldı. Bunlar da 30-30 yaptı. Aa, X açısı. Hocam X açısı da şu üçgende nedir? Bir dış açı değil midir? Evet 80 ile 30'un toplamı direkt 110 derece deyip rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Ama ben ne yapayım? Bir de şu şekilde çözeyim. Sivrilen yerden ne yapıyoruz? Hop paralelimizi çiziyoruz. Hadi bakalım sivrilen yerden paralelimizi çizdik. Şöyle çizdik. Öncelikle ne yapıyoruz? Bilinenden bilinmeyene gitmeyi daha çok seviyoruz biz. Önce bilinenleri kullanmamız lazım. Bilinenleri kullanmak demek. Hocam mesela şu 140'ı kullanacaksam şu paralelliğe bakacağım. U kuralı var. 140 sa burası kaç derecedir? 40 derecedir. 180'e tamamlayan açısı. Son hocam x'e bakalım. Şuradaki u'ya bakalım. Yok, dur. X'e en son bakacaksın. Adam sana 80'i vermiş ya. Önce 80'e bak. Bak 80'e. Hocam şurada da şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı büyük cene bir u yok mu burada? Var. Yani buradaki u'dan dolayı burası 80'se o zaman burada kaç kaç derece yapmak zorunda? 180'in 180'e tamamlayan açısı. Yani 100 derece yapmak zorunda. Burası 100se 40'ı buradaysa buraya 60 kaldı. Bunlar da 30-30 yaptı. Şimdi sen artık şu paralelliğe yoğunlaşabilirsin. Bu paralellikte de şöyle bir U yok mu? Var. Yani şuradaki açıya bak. 70. 70 ile X'in toplamı. Çünkü şu siyah şeylere bakıyorum. U kuralını oluşturdu. Buradaki U kuralından dolayı da X ile 70'in toplamı 180 yapmalı. X'i böylelikle kaç derece olarak buluruz? 110 derece olarak buluruz. Ve böylelikle Doğru açıyı bitirdik gençler. Nasıl öğrendik mi? Yani toparlayacak olursak doğru açıda ne var? Bir temel yapılar var. Temel kavramları bileceğiz. Sonra bazı Z kuralı, U kuralı, M kuralını bileceğiz. E bunlar şekilde direkt varsa uygula. Ama direkt bunlar yoksa ne yapacaksın? Bir şeyler çizmen gerekebilir. O bir şeyler çizmekten neyle oluşuyor arkadaşım? O bir şeyler ya paralel doğruları uzatarak yapacaksın. Ki burada üçgen bilgisi de çıkabiliyor bazen karşınıza. Ya da Sivrilen yerden paralel çizerek olayı bitireceksin. Doğru açılar bu kadar, bu kadar net bir konu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Şimdi doğru açılarla ilgili aç bir tane kitabın testini, doğru açılarla ilgili testi çöz. Ee, kolay bir kaynak olursa ya da orta halli bir kaynak olursa senin açından daha güzel olur. Ya da bir kolay kaynağı çöz, bir de böyle kolay orta arasında bir kaynak çöz, o zaman çok faydasını görürsün. Hani iki kaynaktan gidersen senin açından daha güzel olur bu durum. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet gençler böylelikle e, birinci haftada ikinci videoyu bitirdik. Daha birinci hafta devam edecek. Üçüncü videoyla yani çemberde e, çember değil daha çembere çok var. Üçgende açıyla devam edecek. O zaman bir sonraki videoda üçgende açının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.